Amerika'nın iç gündemine de bakalım. Kongre bugün Temsilciler Meclisi'nde başkan seçimi için ilk oylama yapıldı. Beklendiği gibi Cumhuriyetçi Partili aday Jim Jordan ilk turda yeterli oy alamadı. Bu süreç tabii ki burada bitmedi. Devam edecek. Yeniden oylama yapılacak. Eski başkan Donald Trump'ın destek verdiği isim Jim Jordan ve yeniden aday olması bekleniyor. Kendisinden önceki meclis başkanının seçimi de benzeri bir süreçten geçmişti. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak? Mehmet Toroğlu şu anda karşımda. Mehmet, neler bekleniyor? Jim Jordan alamadı ilk turda ama bundan sonra alma ihtimali var mı? Bunu ne kadar Cumhuriyetçi üyeyi ikna etmeyi başaracağına bağlı bu. Yani ilk oylamada başkan olmak için yeterli üyeye ulaşamadı. Bu zaten beklenen bir sonuçtu özellikle ilk tur için. Zira eski başkan Trump'a senin de dediğin gibi yakın bir isim Jordan ve parti içinde kendisine karşı çıkan, kendisini aşırı uçta bulan bir önemli bir kitle de var. Özellikle ılımlı Cumhuriyetçiler ya da işte son seçimlerde Biden'ın veya işte Demokratların kazandığı eyaletlerden seçime katılacak Cumhuriyetçiler tabii Jordan'a karşı biraz mesafeli duruyor. Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde sadece 9 koltuk farkıyla Demokratların üstünde, yani Jordan'ın Temsilciler Meclisi başkanı olabilmesi için kendi partisinden sadece 4 oy kaybetme lüksü vardı. 20 oy kaybetti. 200 Cumhuriyetçi Jordan'a oy verdi. Bazı Cumhuriyetçilerin parti içindeki aşırı sağ kesimin, Trump'a yakın kesimin itirazı yüzünden koltuğundan olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye oy vermeleri dikkat çekti. McCarthy hükümetin kapanmaması için Demokratlarla bir anlaşma yapmış ve bu anlaşmaya parti içindeki işte bu aşırı sağ kesimin sert tepkileri yüzünden ve sadece de 8 Cumhuriyetçinin aslında itirazıyla, Demokratların da desteğiyle koltuğundan olmuştu. Şimdi yeni dediğim gibi ikinci tur oylama yapılacak. Jordan'ın umudu bu işte dediğimiz hayır diyen 20 Cumhuriyetçiden fikirlerini değiştirenlerin olması, ikna edebileceği yeni isimlerin olması ama dediğim gibi sadece 4 oy kaybetme lüksü var Jordan'ın. Temsilciler Meclisi Başkanlığı tabii kilit bir koltuk çünkü Temsilciler Meclisi Başkanı görevde olmadan Kongre işleyemiyor. Adeta kilitleniyor. Hiçbir yasa geçirilemiyor. Bütçe geçirilemiyor. Sonra Temsilciler Meclisi Başkanı Amerikan başkanlık sıralamasında başkan yardımcısından sonra gelen bir koltuk, makam. Dünyada hani bu kadar çalkantının yaşandığı, Orta Doğu'da, Ukrayna'da bu kadar savaşların yaşandığı bir dönemde Temsilciler Meclisi'nin başkanını seçemiyor olması tabii ki kimsenin görmek istemediği bir durum. Bir yandan da bu açıdan Demokratlarla Cumhuriyetçi Parti içindeki ılımlı kesim arasında müzakerelerin, yani orta bir aday üzerinde anlaşma konusunda müzakerelerin yürütüldüğü yönünde haberler var. İşte Jim Jordan'ın bundan sonraki turlarda da seçilememesi halinde işte bu müzakereler daha da önemli hale gelecek. Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki lideri, diğer başkan adayı ki bugün Jordan daha fazla oy aldı, 212 oy aldı. Hakeem Jeffries de NBC'ye yaptığı açıklamada bu müzakerelere şekil vereceklerini söylemişti. Ki Jordan da Cumhuriyetçilerin aslında ikinci adayı. İlk aday Stephen Scalise'di ama Scalise yeterli desteği görmemesi nedeniyle adaylıktan çekilmişti. Tabii şunu da unutmamak lazım. Parti içinde Jordan'ın adaylığı konusunda yapılan oylamada 55 Cumhuriyetçi Jordan'a karşı oy kullanmıştı. Ama bugünkü oylama sonucuna baktığımızda hayır diyenlerin sayısının 20'ye düştüğünü görüyoruz. Yani şunu anlayabiliriz ki Jordan Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçileri ikna etmeyi başarmış görünüyor. Ama 17 üye için daha bunu başarması gerekecek. Eğer 17 üyeyi daha ikna ederek 217'ye ulaşabilirse o zaman işte Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı Trump'a yakın bir isim olan Jim Jordan olacak. Ama Trump da bugün zaten Jim Jordan harika bir meclis başkanı olacak diye açıklama yaptığını da ekleyelim.